FIFA 22 çıktı arkadaşlar. Daha doğrusu 1 Ekim'de tam olarak çıkacak standart versiyonu vesaire. Farklı versiyonlarını alırsanız da daha önceden oynayabiliyorsunuz. EA Play üzerinden de 10 saate kadar deneyebiliyorsunuz. Peki FIFA 21'den ne farkı var? Hyper Motion özelliği var. İnanılmaz şeyler değişmiş FIFA'da. Adeta çağ atlamış diyemem. Çünkü her iPhone'da olduğu gibi her FIFA'da her sene duyurulup yeni bir şeyler varmış gibi anlatılıyor. Ve pek de bir değişiklik olmuyor ne yazık ki. Ama işte Ultimate oynayanlar veya kadroları güncel görmek isteyenler tabii ki alacaklardır. 420 lira fiyatı var Steam üzerinde. 450 liradan da başlıyor arkadaşlar. Konsollar üzerinde ilk defa PlayStation 5 ve Xbox Series XS. Yeni nesil konsollar için arkadaşlar yapılmış ve daha iyi olduğu söyleniyor. Ben Xbox Series X'de oynayacağım birazdan. Diğer taraftan işte Volta Futbolu, kadınlar, söyleyin şunu, Pro Club, Ultimate Team, kariyer modu devam ediyor. Kariyer modunda da ekstra olarak böyle biraz daha açık dünya oynanışı koymuşlar. Kariyer modu için FIFA alan var mı? Çok merak ediyorum. Varsa da %5 vesaire diye düşünüyorum. İsterseniz bir Santra yapalım. Yapmadan önce de Türk takımlarına bakalım. Takımlarda normalde en yüksek puan Fenerbahçe'de arkadaşlar. Puanları bu arada değerlendirelim. Siz de yorum olarak yazın ne kadar hakkaniyetli olduğunu. Oyuncuların puanlarını da açıklama kısmına yazacağım. Çok fazla oyuncu olduğu için tek tek değerlendiremeyeceğiz. Canlı form olarak bakacağım. Normalde Fenerbahçe en yüksek ama canlı formda düşüyor bildiğim kadarıyla son haftaki puanlarına göre. Adana Demirspor, Alanya Spor, Altay, aslında Altay'ın iyi puanı var ya, son hafta ne yaptı bilmiyorum ama. Antalya Spor görüyorsunuz, Beşiktaş'ın puanı artmış, 4 yıldız olmuş. Beşiktaş geçen sene şampiyonu ve şu anda da birinciler bildiğim kadarıyla. Çaykur çok kötü başladı sezona. Görüyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresun çok kötü başlayan bir takım, yine düşecek gibi duruyorlar. Bilmiyorum tabi de. Göztepe, Hatayspor, ligin sürpriz isimlerinden şampiyon oluyormuş Hatayspor. Herkes şaşkın. Karagümrük, o da iyi bir takım. Kasımpaşa, Kayserispor arkadaşlar. Konyaspor'un 3 yıldızı var. Başakşehir 3,5 yıldız. Her ne kadar kötü başlamış, bayağı da kötü başlamış olsalar da lige. Sivasspor, Trabzonspor çok çok iyi bir kadrosu var bu sene. Ve yeni Malatyaspor son olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Biz oyunun en iyi takımıyla oynayalım. Onu görelim istiyorum. Tabii ki tahmin edebiliyorsunuz. Fransa Ligi'nden Paris Saint-Germain. Karşımızda da kim olsun? Liglerde bir Hindistan Ligi var galiba farklı olarak. Diğerleri hepsi aynı. Takımlarda da işte Juventus'un ismini alamamışlar hala. Şeyi alamamışlar. Roma vesaire yok. Aynı şekilde devam ediyor. Lisans problemi az da olsa var. FIFA'da aslında Manchester City ile yapmak lazım ama Ronaldo olsun ya. Ne dersiniz? Ronaldo profesyonel olarak oynayacağız. Messi'nin sakalları. Maç başlıyor arkadaşlar. Normalde bir Türkiye Ligi'nden maç yapsaydık. Mesela ben Fenerbahçe Beşiktaş yaptım. Anonslar Türkçe oluyor. Tabii ki şey değil, spiker değil. Anons, stat anonsları arkadaşlar. O yenilik sanki daha önceden yoktu. Şöyle başlayalım. Bakalım dünyanın en iyi olacağını düşündüğümüz takımı Paris Saint-Germain neler yapıyor? Şöyle arkaya doğru. Mbappe uçtu uçtu kuş uçtu. Oo, Pogba! Şu Pogba ile Mbappe'yi klas olarak birbirlerine çok benzetiyorum. Tabii Mbappe daha iyi ama. Hadi be Messi. Neymar ve gol. Gol 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 gol. Neymar'dan güzel bir gol. Keşke maçı da gece açsaymışız. Gündüz maçlarını hiç sevmem. Yeni gol sevinçleri var. Şöyle yapalım mı?
Yapsaydın keşke. Erken basmak gerekiyormuş. Şöyle bir izleyelim golü. Messi! Olmadı Messi. De Gea kaleyde uzmanlığını konuşturdu ve şöyle şuraya doğru bir mus. Bir mus. Sergio Ramos iyi yükseliyor. Dostum seni sanki benzetememişler ya. İsmini de söyleyemiyorum. Sergio Kerr diye isim var. Teknik direktörü Manchester United'ın. Messi yani. Ronaldo nasıl kaçırdın onu? Saçma sapan bir futbol dönüyor şu an. Hadi be. Hadi be Mbappe. Defans nasıl yetişemedi anlamadım ama Mbappe hızlı topçu. Ortadan koştu. Çok ilginç. Normalde amatörde falan olur. Profesyonel oynuyoruz. Oyun biraz basitleşmiş gibi. Hadi Neymar'a be. Hadi be. Gole bakar mısınız? 3 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 Bak şimdi bak bak vuruşa bak vuruşa bak hazır mısınız? Ops. Normalde bu pozisyonda bir topçu bu hareketi zor yapar bence. O enerjiyi alıp kinetik enerjiyle topu göndermek zor. Fred. Oha ne oldu lan orada? Oo, bir şey oldu arkada. Bir saçmalık oldu gördünüz mü? Ronaldo kendine egal etmiş. Going short. Bruno Fernandes. Fred. Bruno Fernandes. Hadi güzel. Oops. Ben profesyonelde oynadığımı emin miyim ya? Well, here it is again and that's the perfect volley, isn't it? He strikes it so well. What an excellent finish. Bu ne biçim maçla? World Class'ta mı oynayacaktık? Oyunu basitleştirmişler. Orada Ronaldinho şeyi mi vardı? Ben yanlış gördüm. Bana bir şeyler oluyor garip. Şuraya bak. Keşke World Class falan açsaydık. Ya da Paris Saint-Germain çok güçlü olmuş. Normalde arkadaş karşılaşmalarında arkadaşlar Paris Saint-Germain'i almayın. Neymar. Baksana. Hadi be. Çok saçma oldu. Gana. Mbappe. Mbappe. Güzel bir orta. Bir de kafayla gol olsaydı ama De Gea'nın boyu uzun. Ronaldo. Atacağım mı lan Ronaldo? Ha? Messi'ye bak be. Nereden aldı topu? Nereye gidecek şimdi? Ah! Oh! Lan! Kaç milyon euro ayak biliyor musun sen? Bir saka. Hadi Berat çıkaram. Yok artık. Of! Ronaldo nasıl bir gol kaçtı? Topçuları yorduk o yüzden. Ulan! İkinci sarı mı? İkinci sarı değil mi ya?
Pas ver, pas. Ramos. Sergio Ramos. Ya oyun yavaşlamış biraz ya sanki. Ki en iyi takımla oynuyorum. Biraz fast oynasak daha iyi. Messi! Takımıyla ilk golünü atıyor Messi! Hareketlere bak Messi! Gol sevinci yapıyor Messi! Well, here's the replay and I have to say the keeper's got his angles all wrong there. That's a poor piece of goalkeeping. Sanki zor attı. Hadi bir kontra be. Lionel Messi. Ya bu Messi! Ne yapıyorsunuz siz? Neymar. Mbappe. Aa! Hareket yaptı da olmadı. Yapmadı hareketi. Bak şimdi bak. Vuruşa bak. He's driven in the corner. Yok artık LeBron James. Nasıl ses geldi la öyle? İkinci yarı şımarmamızla 5-0 bitiyor. Arkadaşlar FIFA 22 böyleydi, beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazın. Çok merak ediyorum. Bir de kimle oynamamı istiyorsanız da onu da yazın. Bununla FIFA 22'de böyle birkaç video çekeriz başkalarıyla böyle iddialı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hoşça kalın.